Arkadaşlar sıra geldi yanlış doğru puan net problemine. Şimdi sorunun nasıl çözüldüğünden ziyade öncelikle kabaca eskilerden hatırlayalım. Belki de yenilerden hatırlayalım. Nasıl bir puan net hesabı yapıyoruz ona bir bakalım. Alıştığımız üzere 4 yanlış bir doğruyu götürsün. Doğruyu götürsün. Her net 4 puan ya da 4 olmasın, ortalık karışmasın arkadaşlar. 4 puan değil de 5 puan olsun. Sınavda diyelim ki atıyorum 60 tane soru var. Biz bu 60 tane sorunun kaç tanesini, 12 tanesini yanlış yapmış olsak acaba kaç puan alacağız onu bir hesaplayalım. Klasik hesabımıza bakacak olursak 12 tane yanlışımız, bunun 4'te 1'i yani 3 tanesi gidecek, yani eksi olacak, doğru mu? O zaman 60 tane sorumuzun 12 tanesi yanlışsa bunun geri kalanı 48 tanesi doğrudur. Yanlışların 3'te 1'i, yanlışların 4'te 1'i çıkartılır. 48 tane doğrudan yanlışların 4'te 1'ini çıkartırız. Neyi buluruz? Neti buluruz arkadaşlar. Her net 5 puansa çarpı 5 deriz. Bu bizim uzun yıllardır zaten yapmış olduğumuz bir hesaptır. Şimdi bu sorular nasıl çözülür ona bir bakalım. Burada size önerim şu. Şimdi öğrenmiş olduğumuz bundan önceki işte istenilene x deme, hani iki değişkenin verilip de istenilene x deme sorumuzun hemen devamında vermemdeki sebep zaten bu. Niye? Elimizde toplamda 120 tane soru var. Bu 120 tane sorunun bir kısmı doğru, bir kısmı ise yanlış. Ve soruda da bize diyor ki her net 5 puanmış, tamam. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor, o da tamam. Tüm soruları yanıtlayan, boş sorusu olmayan bir arkadaş 425 puan almış. Doğru sayısı yanlış sayısından kaç fazladır? O zaman bu çok. O zaman bu az. Az olana x diyelim. Zaten alışkanlığınız da bu sorularda yanlışa x tane demek olsun. Yine bakın iki farklı değişken var. İstenilene x dedik. İstenmeyene de toplam eksi x. Yani 120 sorunun x tanesine yanlış dersek 120 eksi x tanesine doğru dememiz lazım. 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa yanlışların 4'te 1'i doğrulardan çıkartılır ve burada bir net hesabı yapılmış olur. İşte bu kadar tane netimiz var. Her net 5 puan, o zaman çarpı 5 eşittir alınan 425 puan. Şimdi burada görünmeyen paydamız 1. O zaman şunu 4 ile genişletelim. 4 çarpı 120'den 480 eksi 4x bölü 4, ki zaten şöyle olacak. Oradan da eksi x'imiz geldi. Çarpı 5 eşittir 425. O 5'i bu tarafa dağıtmadan sadeleştirelim arkadaşlar. 425'te 5'imiz 85 tane var. Eksi 4x eksi 5x'den 480 eksi 5x oldu. 4'te de 85'i çarparsak 320, 20'de oradan 340 oldu. 340 sol tarafa, 140 kaldı. Eksi 5x sağ tarafa. Her iki tarafı 5'e böldük hocam. 28 bulduk. 28 tane yanlışımız var. 120 sorudan 28'ini yanlış yaptıysak 120'ye tamamlayanı da 92 olur mu? Olur hocam. 92 tane de doğrumuz var. O zaman bizden istenen doğru sayısı yanlış sayısından kaç fazladır? Aradaki fark 70, 64 olur arkadaşlar. Aradaki farkımız 64. Yani doğru yanıtımız A şıkkıdır. Hocam ben az önceki soruyu tam anlayamadım. Bir tane daha çözelim mi? Çözelim. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir sınavda her net 4 puan getirmektedir. 100 sorunun tümünü, 100 tane soru varmış. Yine bunun bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Dikkatinizi çekerim. İki bilinmeyenli denklem sistemidir bu. Ama biz burada istenilene x demeye alışmalıyız. Az olana x de, çok olana toplam eksi x de. 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa, yanlışların 4'te 1'ini çıkartırsak netimizi buluruz. Her net 4 puan eşittir 240 puan. Daha yolun başındayken sadeleştirme yapabiliyorsan hemen yap diyoruz. Şurada görünmeyen 1, 4 ile genişletelim. 400 eksi 4x eksi x burada. Oradan 4, buradan 60. İçler dışlar 400 eksi 5x eşittir 240. O buraya 160, bu oraya 5x. Her iki tarafı 5'e böldük, 32. Yani bizim bu 100 tane sorumuzun 32'sini yanlış yapmışız.
Geriye kalan 68'ini doğru çözmüşüz. Bu öğrenci kaç soruyu doğru yanıt vermiştir demiş. O zaman doğru yanıtımız D şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi karşımızda bir diğer soru kalıbımız olan ya da klasikleşmiş çok sık gelen kuyruk problemi. Kendi içinde iki çeşide ayrılır. Bunlardan bir tanesi bir kişi üzerine kurulu olan problemdir. Bir kişi üzerine kurulu olanı şöyle izah edelim arkadaşlar. Basit bir soru olsun. Bizim Ahmet dediğimiz arkadaş kuyrukta baştan 17. sondan 25.'dir diyelim. Kuyrukta acaba kaç kişi var? Ya da Ahmet'ten işte önce sonra olmak üzere bunu enli x'li de verebilir. Bunu en basit haliyle. Bu bizim Ahmet. Kuyruğun sol tarafı şurası baş tarafı olsun. Kuyruğun bu tarafı da son tarafı olsun. Baştan 15.ymiş. Sondan ise 17.ymiş. Şey pardon, baştan 17.ymiş. Sondan da 25.ymiş. Şimdi arkadaşlar, kuyruğun başından bizim Ahmet dediğimiz arkadaşa kadar 17 kişi var mı? Var. Kuyruğun sonundan Ahmet'e kadar yine 25 kişi var mı? Var. Topladığımızda Ahmet'i 2 kere saydık. Eğer kuyruk problemi bir kişi üzerine kuruluysa baştan artı sondan eksi 2 kere saydığımız için 1 çıkartacağız. O zaman buradan şöyle bir şey diyelim. Bir kişi üzerine kurulu olduğunda kuyruktaki toplam kişi sayısı eşittir. Baştan artı sondan eksi 1 diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bununla ilgili olan sorumuz A da burada. Ali bir kuyrukta baştan eninci, sondan 2n eksi 3. kuyrukta var 50 kişi. Ali'nin arkasında kaç kişi var? Hemen şu yukarıda verdiğimiz bilgiye dayanarak. Kuyruktaki toplam kişi sayısı eşittir. Baştan eninciymiş. Sondan 2n eksi 3.'müş. Hem baştan hem sondan bir kere saydık. O yüzden 1 çıkartırız. Bir bilinmeyeni denklemimizi çözeriz. Eksi 4 buraya 54. 3n her iki tarafı 3'e böldüm 18. N'i buldum. Şimdi bize neyi soruyor bu? Ali'nin arkasında kaç kişi vardır? Bizim burada normalde kuyrukta baştan kaçıncı? Eninci. Doğru mu? Doğru. Arkası da burası olsun. 18. ise kuyrukta da toplam 50 kişi varsa 50'den 18'i çıkarttığımızda arkasında tam 32 kişi vardır arkadaşlar. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Arkadaşlar kuyruk probleminde ikinci çeşit iki kişi üzerine kuruluysa hemen basit bir örnekle izah edelim. Bizim Burak kuyrukta baştan 15. ne diyelim Sinan sondan 25.'dir. Aralarında 4 kişi vardır. 2 tane soru sorulur arkadaşlar. En az kaç kişi vardır? En çok kaç kişi vardır? Bazen de bu şekilde en az en çok demez. Burak Sinan'dan önde ya da Burak Sinan'ın arkasında diyebilir. Orada zaten bize en az ya da en çok olayını hissettirir. Önce en çokla başlayalım. En çoğun gelme ihtimali çok düşüktür. Kuyruk başı, kuyruk sonu diyelim arkadaşlar. Şurası baş taraf, şurasını da son taraf kabul edelim. En çok dediğinde olayın hikayesi şöyle olmalıdır. Bizim şu baştan denen kişi başta olmalı, yani önde olmalı. Bu bizim Burak, şu da bizim Sinan arkadaşlar. Bizim Burak dediğimiz arkadaşımız baştan 15.ymiş. Bizim Sinan dediğimiz arkadaşımız da sondan 25.ymiş. Aralarında da 4 kişi varmış. 1, 2, 3, 4 tane kafa. 4 tane beden, 4 tane de el ayak çizdim miydi? Bu iş tamam demektir. Eğer bize en çok derse hiçbir sıkıntı yok. Baştan kaçıncı, arada kaç kişi, sondan kaçıncı topla topla git. Cevap 44. Bu kadar net. Eğer kuyruktaki kişi sayısı en az kaçtır diye bize soracak olursa onu da şöyle çözeceğiz arkadaşlar. Kendime bir yer açtım. Yine şöyle bir kuyruk başı, kuyruk sonu diyelim. En az olması için bu hikayenin şöyle gerçekleşmesi lazım. Baştan dediğimiz burada, sondan dediğimiz de burada olmalı. Bu bizim Sinan, bu da bizim Burak. Arada var 4 tane kafa, 4 tane de beden, 4 tane de el ayak çizdik diyelim. Bu bizim Burak'ımız, bu da bizim Sinan'ımız. Sinan sondan 25. Burak baştan 15. Küme problemlerini bilirsin ya da bilmezsin ama artık bilmiyorsan öğreneceksin.
Kuyruğun başından itibaren Sinan'a kadar kaç kişi var? 15. Kuyruğun sonundan, şey, özür diliyorum. Kuyruğun başından Burak'a kadar kaç kişi var? 15. Sinan'a kadar kaç kişi var? 25. Topladığımda rengi değiştirelim. Bizim Sinan'ı, aradaki 4 tane elemanı ve Burak'ı 2 kere saydık. Hem 15'in içerisinde hem de 25'in içerisinde. Eğer en az derse, işte baştan artı sondan eksi 2 kere sayılanları çıkartacağız. 4, 5, 6. İşte bu bize gerçek sonucu verecek arkadaşlar. Bakalım bununla ilgili olan sorumuz nasılmış? Şimdi önce şöyle bir iki tane baş ve son çizelim arkadaşlar. Bizden ne istiyor ona bir bakalım. Burası bizim baş, burası da bizim son kişimiz olsun. Baştan 25. olan Arhan. Berhan ise sondan 18. Arada var 4 kişi. En çok en az değerlerinin toplamı. O zaman iki tane hikayemiz olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şundan iki tane bir sol tarafa alalım. Copy diyelim. Bir tane de sağ tarafa paste diyelim. Şimdi o zaman burada en çoku çözelim. Şurada da bizim en azımız olsun. Şimdi en çok da zaten bir problem yoktu. Kuyruğun başından itibaren baştaki böyle olsun. Sondaki de böyle olsun. Araya da toplam kaç kişi varsa o kadar kafa çizelim. Kaç tane kafa? 4 tane kafa hocam. Bizim bu Arhan baştan kaçıncı? 25. Öteki 18. En çok dediğimizde baştan artı 4 kişi artı 18 kişi. 25, 29, 8 buradan 37, 10 da oradan 47. Kuyrukta 47 kişi olabilir en çok. Gelelim en aza. Oradaki hikayemizde böyle kurgulanmalı. Aralarında 4 tane kafa olmalı. Bu bizim Arhan'ımız. Öteki de Berhan'ımız. Araya da 4 tane kafa çizdim miydi? Gövdeler, ayaklar, eller diyelim. Şu bizim Berhan, şu bizim Arhan. Arhan dediğimiz baştan 25. Berhan dediğimiz sondan 18. 1, 2, 3, 4 kişi de böyle var. Bir küme problemi misali. Şuradan kırmızıyı aldık mıydı? Arhan'a kadar 25 kişi var. Berhan'a kadar 18 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyi 2 kere saydık. Eksi 6 diyoruz. 25 artı oradan 12 eder sana 37. Bu bizim en az kişi sayımız olabilir diyoruz. Bu da bizim en çok kişi sayımız olabilir diyoruz. En az en çok değerlerin toplamı kaçtır? 47, 37, 70, 14 eder sana 84. Doğru yanıtımız E şıkkıdır arkadaşlar. Bu dersimizde vermek istediğim bilgileri vermiş bulunmaktayım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.